Samimi Analiz programıyla karşınızdayız. Bugün gündemi değerlendireceğiz. Saros Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Burhan Eptemli bizlerle. Öncelikle yayınımıza hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Teşekkür ederim. Sayın Eptemli, seçim sürecindeyiz malumunuz ve hemen sizin sorduğunuz soruyu biz de size sormak isteriz. 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kimler hangi lidere oy vermeyi düşünüyor? Öncelikle 14 Mayıs'ta yapılacak seçim sonuçta ülkemize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Kim kazanırsa kazansın, ülkemiz kazanacak sonuçta. Seçmen de ona göre sandığa gidecek. Kendi gönlünden geçeni partiye ve lidere oy verecek. Kim kazanıyor, kim kazanmıyor'a bakmadan önce seçmeni etkileyecek liderler veya partiler kimler ve ne yapmalılar ona bakmamız lazım. Şimdi bizim yaptığımız araştırmalarda %15'lik bir kararsız seçmen var. Bu bir ciddi bir seçmen kitlesidir. Bu kararsız seçmeni etkileyecek lider seçimi önde götürüp gösterecektir. Yaptığımız araştırmada seçim ilk turda bitmeyecek gibi görünüyor ama bitebilir. Yani tam net bir şey söyleyemiyoruz. Çünkü baş başa giden bir yarış olacak. 49'a 49, 48'e 48 gibi bir yarış olacak. Bu 50'ye 50 artı 1'e 49'da da kalabilir. Yani 48'de olabilir. O yüzden seçimi biz ikinci tura kalacağını düşünüyoruz. Bu seçim biz araştırmacılar için de çok zor bir seçim olacak. Çünkü dediğimiz gibi baş başa giden bir seçimde sonucu tutturmak çok zordur. Kimin ne alacağını tam kestiremiyorsun. Dörtlü aday olduğu için. Dört aday olması iki aday olsaydı daha kolay olacaktı ama dörtlü adayda seçimi ikinci tura gitme ihtimali var. Büyük bir ihtimalle seçimler ikinci tura gidecektir. İkinci turda biz araştırmamızda şunu soruyoruz. Şu anda görünen o ki ikinci tura Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ikinci tura kalmasını bekliyoruz. Ki kesin gibi görünüyor. Burada seçmene şu soruyu soruyoruz. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlerde Cumhurbaşkanlığı seçiminde seçimler ikinci tura kalırsa ve ikinci tura Recep Tayyip Erdoğan ve Kemal Kılıçdaroğlu kalırsa oyunuzu kime verirsiniz dediğimizde Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun ipi göğüslediğini görüyoruz orada. Orada çok büyük bir fark yok. 51'e 49'luk, 52'ye 48'lik gibi bir oranlar. Yani 48-52 bandında seçimi Sayın Kılıçdaroğlu'nun göğüsleyeceğini görüyoruz. Peki az bir süre kaldı. Yine görüşmeler, ikili görüşmeler devam ediyor. Burada bir isim ön plana çıkıyor ki o da Muharrem İnce. Ama son açıklamalarına bakacak olursa hayır ben kendi başıma ilerleyeceğim diyor. Sizce bir sürpriz çıkar mı? Şimdi şöyle Sayın Muharrem İnce Memleket Partisi'ni kurup kendini Türkiye'de kabul ettirmek için var gücüyle çalışıyor. Burada Sayın Kılıçdaroğlu'nun ziyaretiyle beraber masada yani Cumhurbaşkanlığı adayından ayrılacağını ben zaten düşünmüyordum. Adaylığa devam edecekti. Son konuşmasında da her ne kadar kendisi açıklama yapsa da insanlar yanlış anladı. Hoş geldiniz güle güle tavrı bana göre daha öncekinin Sayın Kılıçdaroğlu'nun gel buraya Muharrem'in bir revanşıydı. Orada onu söyleyerek masadan kalkmayacağını, yani Cumhurbaşkanı adayından çekilmeyeceğini ve bir sürpriz yapmayacağını gösterdi. Kesinlikle ikinci tura kadar Sayın İnce Cumhurbaşkanı adayından çekilmeyecek ve seçime girecektir. Peki az önce sizin de araştırmalarınızın sonucunda işte Kemal Kılıçdaroğlu'nun önde ipi göğüsleyeceğini söylemiştiniz. Peki bundaki en büyük etken, en büyük sebep sizin araştırmalarınızda daha önceki sormuş olduğunuz sorularınızda ne ön plana çıkıyor? 20 yıllık bir iktidar var. Acaba istikrardan mı vazgeçiliyor yoksa yeni bir şeyler denemek noktasında mı bu sonuç ortaya çıkıyor? 20 yıllık evet bir iktidar var, bir yıpranmışlık var. Herkes şunu der ya işte ekonomi kötüye gittiği için insanlar tercihini değiştirmeye başladı.
Kesinlikle biz araştırmalarımızda onu görmüyoruz. Neden onu görmüyoruz? Araştırmamızda bir soru soruyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunu nedir diye. Akabinde Evet. de bu sorunu hangi parti çözer diye soruyoruz. Bu iki soruda şunu görüyoruz ki yine birinci parti çözecek birinci parti AK Parti çıkıyor. AK Parti çıkmasına rağmen biz çaprazlama diyoruz. Türkiye'nin en önemli sorunu işte örneğin ekonomi diyen kişi CHP'ye oy veriyor fakat sorunu kim çözer dediğimizde AK Parti diyor. AK Parti'nin çözeceğini düşünmesine rağmen seçmen oyunu farklı partilere, tercihini farklı partilerden yana kullanabiliyor. Bunu Çok evet, enteresan. bunu burada şu durum gerçekleşiyor. Biz seçmenin etkileyecek en önemli faktörlerden biri siyasi liderlerin dili olarak görüyoruz. Konuşma tarzı olarak görüyoruz. Ve 20 yıllık AK Parti iktidarının maalesef ki insanları ötekileştirme durumundan kaynaklanarak seçmen oyunu tercihini belli gösterecek. Neden? Burada seçmen şunu diyor. Ya ben ondan değilsem ya da işte o beni kabul etmiyorsa ben oyumu başkasına vermem gerekiyor. Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle televizyonlardaki sert dili, argo dili seçmeni bir nebze olsun itekliyor. O yüzden bunu da gençler tetikliyor. Gençler bu dili görünce gidip anne babasına ve çevresine iletiyor. Eskiden şöyle bir durum vardı. Ben 43 yaşındayım. Anne babamın oy tercihine göre ben şekilleniyordum. Annem babam hangi partiye oy verirse ben de belli bir zaman sonra ona göre şekilleniyordum ve onların oy verdiği partiye göre yöneliyordum. Annem babamın tercihi beni etkiliyordu. Şu anki gençleri tam tersine anne babasını etkiliyor. Yani anne baba gençleri dinliyor. Hangi kime verecekse gidip anne babasını etkiliyor. O yüzden gençlerin sosyal medyayı iyi kullanması, siyaseti her ne kadar takip etmiyor gibi görünse de çok iyi takip ediyorlar ve gidip ailesini, çevresini etkiliyorlar. O yüzden siyasi liderlerin dili seçmenin tercihini etkileyecek gibi görünüyor. %15'lik bir kararsızlardan da bahsettik. Birçok kimse tarafını belli ediyor ya da tarafını belli etmiyor. Bu kararsızlardan %15'ten bir sürpriz çıkar mı? Şimdi şöyle, bu kararsızlardan bir sürpriz çıkar mı? Biz kararsızlara şöyle bir soru soruyoruz. Diyelim size geldik, bir anket yapıyoruz. Hangi partiye ya da hangi lidere oy vereceksiniz diyoruz. Kararsızım diyorsunuz. İkinci bir soruyu soruyoruz. Peki kendinizi hangisine yakın hissediyorsunuz? Bu kendinizi hangisine yakın hissettiğimizde o kararsız seçmelerin %15 seçmenin yaklaşık %70'i bir tercih yapıyor. Ya işte kendimi Sayın Erdoğan'a yakın hissediyorum ya da Sayın Kılıçdaroğlu'na yakın hissediyorum gibi bir cevap veriyor. Burada görüyoruz ki o kararsız seçmenlerin biraz daha Cumhur İttifakı'na, Sayın Erdoğan'a yakın olan bir seçmen olarak görünüyor. Fakat günün sonunda şu şekilde düşünelim. Ben kendimden örnek vereyim de yani öyleyim diye söylemiyorum. Bana geliyorlar. Ben eski AK Parti seçmeni ya da Recep Tayyip Erdoğan seçmeniyim. Kararsızım diyorum. Hangi partiye ya da hangi lidere yakın hissediyorsunuz dediğinde Recep Tayyip Erdoğan diyorum. Fakat sandığa gittiğimde acaba Recep Tayyip Erdoğan'a oy verecek miyim? Yakın hissediyorum. Anlamı farklıdır. Oy vereceğim demek farklıdır. Yakınlıktan kastı ya ben ona oy vermek istiyorum ama vermek de istemiyorum gibi. Şöyle bir örnek vereyim. 2014-13 Cumhurbaşkanlığı seçiminde Ekmelettin İhsanoğlu ile Sayın Cumhurbaşkanımız karşı karşıya kaldığında bir arkadaşıma şunu sordum. Dedim ki kime oy verdin? Sandığa giderken asla Tayyip Erdoğan'a oy vermeyeceğim diye gitti. Gidip geldikten sonra kime oy verdin dedim. Ya hiç sormaydı. Gittim baktım sırayla. Sayın Cumhurbaşkanımız öyle bir bakıyordu ki bakın bana ne olur oğlum bana oyunu ver deyince dayanamadım verdim. O yüzden biz şunu diyoruz, o seçmenin büyük bir bölümü sandığa gitmeyecek. Ve bu seçmende, kararsız seçmende AK Parti Cumhur İttifakı seçmeni. Çünkü şöyle bir durum var, %15 kararsız seçmen varken yaklaşık %6 civarı oy kullanmayacağım diyen seçmen var. Bu 6'lık seçmen Türkiye'de hiçbir zaman %94 oy kullanan olmadı. En son %86'lık bir katılım olmuştu. Biz bu kararsız seçmenlerin büyük bir bölümü oy kullanmamak üzere yani oy kullanmayacak, sandığa gitmeyecek gibi görüyoruz.
Peki Sayın Eptemli, siz bütün partilerle hemen hemen toplantılar yapıyorsunuz. Onlarınla birebir yapmış olduğunuz toplantılarda gözlemleriniz neler, neler bekliyorlar, halktan beklentileri neler? Onları da sizden alalım. Şimdi şöyle, Millet İttifakı'na baktığımızda Millet İttifakı kesinlikle halk bu defa bir değişim yapacak diye bekliyorlar. Kendi taraflarında bu seçime çok rahatlar ve kesinlikle kazanacak gözüyle bakıyorlar. Zaten biz şu şekilde değerlendirme yapıyoruz. Sayın Kılıçdaroğlu zeki bir adamdır. Sayın Kılıçdaroğlu 2014 seçimine girmedi. 2018 seçimine girmedi. Çünkü kazanamayacağını biliyordu Cumhurbaşkanlığı için. Bu seçime giriyor. Hem yaşı itibariyle hem de artık kazanacağım düşüncesi olduğu için seçime girdi. O yüzden Millet İttifakı bileşeni altılı masaya baktığımızda tüm altı masanın, altı partinin altısında da rahatlık var, kazanacağız düşüncesi var. Zaten televizyonlardan da ya da birebir görüşmelerinde beden dillerinden belli oluyor. Cumhur İttifakı'na baktığımızda AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi ve yeniden Refah Partisi dahil oldu şu anda. Özellikle AK Parti, MHP ve Büyük Birlik Partisi'nde kazanamayacağız düşünceleri var. Yavaş yavaş ön plana çıkmaya başladı. Onlar da şunu artık kendi içerisinde kabul etmişler. Ya zaten mecliste kesinlikle çoğunluğu kaybettik. Cumhurbaşkanı hala bir ihtimal var, kazanabiliriz. Çünkü araştırmalarda o çıkıyor. Bir ihtimal var. O yüzden en azından Cumhurbaşkanlığını kazanalım. Kabine bizde olsun, yönetim bizde olsun düşünceleri varlar. Altılı masa tarafı daha rahat o konuda. Peki altılı masa demişken, altılı masa HDP destekleriyle hani... İşte araştırma sonuçlarına göre biz şu anda konuşuyoruz sizin söylediğiniz kadarıyla. Sonrasında Kılıçdaroğlu başa geldiğinde ki ortamı nasıl buluyorsunuz? Nasıl bir değerlendirmeniz olacak? Şimdi şöyle söyleyeyim. Özellikle halkımız Cumhur İttifakı'nı destekleyen seçmen hep şunu söylüyor. Ya Recep Tayyip Erdoğan giderse ne olur? Ülkemizin hali ne olur? Sonuçta Sayın Cumhurbaşkanımız da bir fanidir. Mutlaka bir gün gidecektir. Faniler yok olacaktır ama ülkeler ilelebettir. Ülkemizde ilelebet kalacaktır. O yüzden biz kişiye değil yönetim şekline bakarız. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımız seçimi kaybedip Sayın Kılıçdaroğlu Cumhurbaşkanı olursa yine ülke yönetilmesi gerektiği gibi yönetilecek. Şu andaki konuşmalara ben hiçbir şekilde baz almıyorum. Bunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte HDP'le bakanlıklar verilecek. İşte bilmem HDP'nin açıkladıkları ya da işte açıkladığı şeylerde özellikler getireceğiz. Ben bunları hiç yani düşünmüyorum. Öyle bir şey olmayacaktır da. Seçim kazanana kadar her şey söylenir. Machiavelli'nin bir sözü vardır. Her şey mübahtır mantığı. O yüzden şu anki Sayın Kılıçdaroğlu'nun altılı masanın söylemlerini ben mübah olarak görüyorum ama kazandığında bunların hiçbirinin gerçekleşmeyeceğini düşünüyorum. Yani daha çok ekonomi altyapılı bir seçime doğru ilerliyoruz. Kesinlikle. Çünkü şöyle bir şey, baktığımızda gerçekten ülkemizde bir ekonomik kriz var. Bu seçimi özellikle Millet Masası, Millet İttifakı kazandığı anda bu ekonomik krizin altından nasıl kalkacak onun hesabını yapmak zorunda. Kalkıp da başka şeylerin hesabına girerse bu kriz daha çok büyür ve bu kriz büyüdüğünde değil 3-4 yıl, 6 ay bile bu seçim gitmez. Hemen mecburen halk yeniden bir seçime götürür bunları. O yüzden ilk yapacakları şey ekonomiyi nasıl düzeltiriz? Evet, vermiş olduğunuz bilgiler o kadar çok kıymetli ki biz ilerleyen günlerde sizinle yeniden son araştırmaları değerlendirmek isteriz. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Rica ederim. Son olarak şunu söyleyeyim. Buyurun tabii ki. 14 Mayıs'ta yapılacak seçimin arifesinde ben 2025'te de yeniden bir seçim olacağını bekliyorum. Neden bunu söyledim? Cumhur İttifakı kazanırsa meclis çoğunluğunu kaybedecek. Millet İttifakı kazanırsa altılı masa, yani altı kişinin partinin yöneteceği bir sıkıntı olacak. O yüzden hiçbir şekilde bir anlaşma olamaz. 2025'te de bir genel seçime tekrar gidilir.
Peki çok Ben teşekkür teşekkür ederim. ederim katıldığınız için, önemli görüşleriniz için. Evet, Saros Araştırma Şirketi Başkanı Sayın Burhan Eptemli bizlerleydi. Bir sonraki Samimi Analiz programında yeniden buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.